Herkese selamlar dostlar. Bu videoya para saçarak girdik. Ekrandaki tablomuz zaten muazzam. 17 Ağustos YouTube raporu ekranda dostlar. Perşembe günü yaptığımız şov adeta dillere destan. Birazdan bütün kuponların geldiğini, bütün yüksek mislerin, canlıların geldiğini göstereceksiniz. Bugün gerçekten kelimeler kifayetsiz kaldı. Söz tamamen sizde. Güzel yorumlarınızı da yorumlara bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Ya yani şu son dönemde yaptığımız tablolar hakkında yani çerçeveletip asalım mı sağ sola ne yapalım Sizler söyleyin. Söz sizde dostlar muazzam gidiyoruz. Geçtim bu tabloyu. Dostlar 2 adet yüksek mislim vardı. Sol tarafta gördüğünüz yüksek mislin neslinin yüksek mislisiydi. Midland mücadelesi dedim ki Midland'ın ben turu geçeceğini düşünüyorum. 1500 misli olarak önerdim. Mücadele sanırım 4-1 veya 5-1 bitti. 1500 misli içeri aldık mı yüksek misten aldık. Yanına yüksek misli Avrupa yaptık. Tel Aviv çok bekletti. Tel Aviv'in bir golü mortsun bir golü. Adana Demir maçına da genel 2 gol 1.44 gibi. Orandan da 1000 misli de bunu önerdik mi? Önerdik. Yüksek misli amacı ben burada kasa yönetiyorum. Bu kasa ile birlikte insanlara ne kazandık ne kaybettik bunu gösterebiliyorum. Hatta kasanın durumunu göstereyim isterseniz sizlere. Kasanın durumu arkadaşlar şu an güncel net kar ana para dışında 8046 TL. Bakın ben Ağustos ayı için 10.000 10, lir 10 liralık bir net kar marjı hedeflemiştim. Şu an kasanın net karı 8046 TL. 10.000 TL'de durur muyuz? Bence durmayız. Devam ederiz. Yüksek misinin kasası da bu şekilde yönetiliyor. Ekrana kombinler gelsin. Bugün 3 tane kombine verdim ana kombine, alternatif kombine tekli. Genelde her zaman böyle veririm ben üçlü. Ana kombinemize baktığımız zaman da en çok para basılacak kombine ana kombinedir. Norsun galibiyeti Midland'ın atacağı 2 gol. Kazandı mı? Tertemiz kazandı. Alternatif kombine de bizim temsilcilerimizin mücadelesiydi. Adana'nın varı Beşiktaş'ta alır 4.5 altında o da kalır. O Beşiktaş maçı çok güzel geldi. Adana zaten erken geldi. Bu şekilde değerlendirdik. Tekli olarak baktığımız zaman da Olympiakos maçını 1.91 gibi orandan tekli olarak 2-3 gol tercih önerdim. O da 90 artıda geldi mi geldi. Hepsini yakaladık değerlendirenler. Tebrikler. Ve ekstralar var tabii ki. Bakın hem basketbolda hem de Arabistan Ligi'ne de ekstra yaptım. Özellikle Al Hilal'e dedim ki Deplasman 1.5 üstü. Nesine 1.35 ama MBS 3 Avrupa 1.51 MBS 1. Öneririm dedim alın dedim aldık. Aldık mı cepte mi cepte. NBA vardı. NBA ne oldu? Las Vegas'ın ilk yeri biri. O geldi mi o da o da cepte. Editörümüzü tebrik ederiz gerekten de buradan da bu şekilde ekstralarımız olduğunu bilin. Aynı şekilde canlı maçlarda da şov yapıyoruz. Yani canlı maçlarda şu an ekranda bir şeyler vardı. Ben sizlere Telegram'dan göstermek istiyorum isterseniz. Telegram'a geçelim. Şöyle kaydıralım. Şimdi ve selam dedik ekrandayım diye yazmışım ben. Saat 20.57. 9'da maçlar başlayacak. 20 seansını izlemedim bilerek. Çok tat vermeyeceği için. Şuradan devam edelim. Midland mücadelesini açtım. Nesi neden? Takip ediyorum. İlk yarı ev 0.5 üstü. İlk yarı 0.5 üstü olarak aldım mı aldım. Disküsüne yazmışım. İlk yarı ev sahibi 0.5 üstü. Çünkü zaten Midland oynuyor. Ben verdiğimde istatistik olarak konuşayım. E, Omonya'nın rakip ceza sahasında topla buluşması yoktu. Midland'ın 15'ti. Ben bu riskliği zaten izleyerek veriyorum. Gol müziği geldi. Midland geldi mi geldi. İlk yarı Midland attı mı o da attı. Devam edelim. 2'de 2 oldu mu? Adana mücadelesine gelelim. Dedim ki ilk yerden ben bir gol bekliyorum dedim. Adana maçının ilk yarı 0.5 üst. Altına da risklisini her zaman yazıyorum. Risklisi de dedim ki ev golü. Ama bu bayağı riskli. Ona göre değerlendiririz dedim. Adana da atabilir dedim bak. Ne oldu? İlk yarı Adana golü attı mı? Attı. Ondan sonra deplasman attı mı? Ev sahibi attı mı? Attı. 2.14 gibi oradan ev sahibinin golünü de aldık. Hatta Adana da atabilir dedim. Oradan çıkaran var mıdır bilmiyorum ama ben ev sahibinin golünü 2.14'ten almıştım zaten. Geldi mi? Geldi. Devam. Fenerbahçe mücadelesine devre sonunda dep basmanın bir buçuk üstü oran yok dedik. ikinci gol Fenerbahçe. 1.58 gibi oran var. Aldık mı? Aldık. İkinci gol kim attı? Duyamadım. Fenerbahçe. Doğru. Geldik diğer mücadele. Beşiktaş Nefçi Bakü. Maç 1-1'e geldi. Beşiktaş nasıl oynuyor? Bu Bakar girdikten sonra nasıl oynadı? Muazzam oynadı. Maç ne oldu? Duyamadım. Beşiktaş mı kazandı? Doğru. Maç sonu 1-1 kazandı dostlar. Bu şekilde kazan sağlamaya devam ediyor. Ben 6'da 6'da bıraktım zaten. Geçelim videomuza. Şimdi bir adet skor yarışmamız var. O ekrana gelsin. Skor yarışmamız dostlar sizlerle. Galatasaray Trabzon maç skoru ne olur. Sizlere sorduk. Bilen 3 kişi alıyoruz bu sefer. Bilen tam tamına 3 kişiyi Ağustos ayı boyunca gruplarımız alacağız. Maç skorlarınızı yoruma yazmayı unutmayın. Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe maçının skorunu kazanan arkadaşımız da Buğra isimli arkadaşımız. O da bana Instagram adresimiz ekranına gelmiştir. Instagram adres Kangal Bey. Buradan herkes soru görüş öneri her şey için benimle doğrudan iletişime geçebilir. Değerlendirecekler bol şanslar. Şimdi dostlar ben sizden like bekliyorum. Tamamen. ilk mücadelemiz Stuttgart'la başlayacağız ama ben sizlerden şöyle güzel seviyede like'lar. Artı 300'ün üzerine bir çıkalım zaten. Son videoyu da 450-460 seviyesine gelmiş. Çok teşekkür ederim. Başarı varsa sizler de varsınız. Bu işler genelde böyle olur. Birbirimizi kandırmayalım. Artı 300'ün üstüne like'ı da bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Söz size dedik o kadar. Şimdi Stuttgart'ta Bohum mücadelesi. Bohum'a oranla Bohum kadrosunu çok fazla değiştirmedi. Stuttgart takımın biraz daha eklemeler yaptı. Hazırlık maçlarında bu eklemelerin bence ekmeğini aldı. Hazırlık maçlarının hepsini kazandı. Bence iyi bir başlangıç yaparak kazanacaktır. Bundesliga'nın ilk maçları ben izlemek istiyorum. Çok fazla Bundesliga'ya girmedim. Stuttgart'ta Dortmund aldım sadece. Stuttgart'ın da kendi evinde olmasından kaynaklı Dayıoğlu da aradı. Ev sahibi 1.5 üstü burada Bohum'a karşı. Ben VAR'a mı ev 1.5 üstte mi gideyim diye düşünürken ev sahibi 1.5 üstü öneririm sizlere. Hatta ev sahibi 1.5 üstü 1.43 gibi oranı var. Benim skor beklentim burada 2-1'lik bir stotkart galibiyet olduğundan dolayı 2.5 üstünde 1 yaparsanız da 2-0-4 gibi orandan sisteme de isterseniz değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ev sahibi 1.5 üst maç sonu 1 25 2, 2 ,1 de skorum var. Wolves Brighton mücadelesi. Wolves geçen maçta Kunya uf, neler yaptı Manchester United maçında gol atamadı ama bu maçta gol atma ihtimali var. Ben Brighton'u çok beğeniyorum ve her maçını değerlendiriyorum Brighton'ın. Normalde bir buçuk üstler Brighton tarafına her türlü giderdim. Deplasman'da Wolves'ta geçen maç izledim. United'a karşı çok iyi işler yaptı. O işlerin ekmeğini gol, atara, gol atamayaraktan alamadı. Ama ben burada Kunya'yı da çok beğendim. Çok inanılmaz işler yaptı. Maçı izleyenler anlayacaktır beni. Ben burada Wolves tarafından da gol bekliyorum. Varın oranı normal göre yüksek. KG var. 1.48 orandan idealden değerlendirilebilir. 2 birlik bir Brighton galibiyeti skorum da var. Değerlendirecekler. De bol şanslar. Rize ile Alanya. Alanya'yı ben geçen maç stat'tan izledim. Ben şu an Alanya'da yaşıyorum. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Her maçta da gidiyorum. Hatta herkes açık telegram kanalımından canlı yapıyorum o kadar sizlere. Geçen de 2'de 2 aldık. Hatta 3'de 3 aldık stat canlısından. Ya ben maçtaki şu tribündeki konuşmaları söyleyeyim. Ben maratonda oturuyordum. Maratonda böyle kalabalık tanımadığım insanların içinde oturuyordum haliyle. Herkesi tanımıyoruz orada. Ya dedi ki Alanya Spor bu sezon çok iyi. Gidelim kombinemizi alalım. Bu şekilde konuşmalar vardı beyler. O yüzden ben de diyorum ki Alanya da gerçekten çok iyiydi. Ve bunun karşılığında Alanya tarafından gol bekliyorum. Ben Çaykur Rize'ye güvenmiyorum. Ama İlhan Palut'a güveniyorum. Öyle de bir şey var. Ben İlhan Palut'un bu takıma bir şekilde gol attıracağını düşünüyorum. İdealden bir var alırım ben burada. Bir 40 gibi oranı var. Aldık mı aldık. Ve ben geçen hafta maçları izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Alanya'da burada maçı kazanırsa bana sürpriz olmaz. Yaptığı transferler oturmuş. Sabek muazzam. İleride 3 tane transferleri var. O 4-1, 3-1 şeklinde oynuyor. Oradaki ve arkadaki bir isim diyeyim. 4 tane transfer yeni. Efecan hariç. Diğerleri de çatır çutur top oynayan adamlar. Ben burada Alanya kazanırsa şaşırmam. idealden var. 2-1'de Alanya'ya skor yazdım. Tottenham'la Manchester United mücadelesi şu yönde bir değerlendirmesini yaptım beyler. Ee, beraberlikle bitme ihtimali olabilen maçlardan bir tanesi ama ben var olarak değerlendirdim. Bir kombineye koymayı düşünmüyorum şu an ama maçın indeks beklentisi 2-2. O yüzden KG var'ı tek tercih olarak söyleyip geçiyorum burada. Dortmund'la Köl mücadelesi. Bir yüksek oranında bir de düşük oranın var bu mücadelenin. Ben Dortmund'un kadrosunu çok beğeniyorum ki. Şöyle söyleyeyim rotasyonda bile kadrosu Dortmund'un çok iyi. Köl ne oynayacaklar? Herhangi bir taraf riskine kesinlikle gidilmez Köl'de. Özellikle Dortmund burada çok önde oynayacağı için Köln de burada çok pozisyona girebilir. Burada Dortmund'un ilk yerden atacağı bir gole 1.30 seviyesinde bir oran açmışlar. Ev sahibi 0.5 üst Dortmund'un burada. İlk yerden atacağı bir gol Dortmund'un 1.30 seviyesinde. Eğer bu bana yetmez diyorsanız da ben ilk yerden 2 tane gol çıkma ihtimaliyle düşünüyorum. Onun da oranı 1.84. İlk yerden bir Dortmund golü bekliyorum. Köln belki destek verebilir. Belki Dortmund'da 2'yi atabilir. İlk yarı 1.5 üstü de 1.84 gibi orandan önerebilirim sizlere. Napoli'ye gidelim. Napoli tarafında ya onlar da bazı transferler yaptı. Kim yerine de bir Bragantino'dan sanırım bir transfer yaptı. Nata mı? Nata mıydı? Neydi? Ya? Elemanın adını unuttum. Ee, bir Kim gitti. Petanya'da gitti zaten. Petanya zaten geçen sezon da gitmişti. Kiralıktı yani. Napoli tarafında ben burada yine bir galibiyetle başlarlar diye düşünüyorum. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Bir buçuk üstünde iki. Kvara, Politano, Osimen üçlüsü olacaktır. Muhtemelen ileride bir buçuk üstünde iki, bir otuz dört. Bir oranı vardı, bir otuz düştü bu arada. Galatasaray ile Trabzonspor. Bu maçın maç skoru ne olur sizlere sorduk. Oran 1.36 idi 1.41 oldu Galatasaray'ın. Bakın Trabzonspor'u geçen maç izledim. Papara Park mıydı? Öyle bir şey oldu stadın adı da. Orada oynadı kendi stadında. Hüseyin Avni'ye her neyse ne derseniz siz. Trabzonspor bitik. Trabzonspor net bitik. Ben burada kesin Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. Bakın Galatasaray tarafı da ilk maçta puan kaybetti. Ben Sport Toto'da anlattım. Tek geçtim bu da Sport Toto videomda. Ben burada Galatasaray'ın direkt kazanmasını bekliyorum. 1.41 gibi orandan tek geçtiğim bir mücadele şans tanımıyorum Trabzon'a. Sürprizi beraberlikleri Trabzon'un ihtimali bence %0. %30 beraberlik olsun %70 Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında kazanırsa da 1.91. Allah bereket versin. Yüksek olan 1.91. Hatay Spor'la Kasımpaşa mücadelesine biraz hızlanayım. Çünkü 10 dakikayı geçince öyle şeyler oluyor. Çok fazla uzun video ile uğraşasım gelmiyor benim de. 2.5 üstünde bir mücadele bekliyorum. Oran bir 1.41. Kasımpaşa'nın ileri attı zaten çok iyi. Hatay Spor'da iyi başladı. Yaptığı transferler de iyi çıktı bence. İlk mücadelede Pendi'nin de kötü olması kaynaklı bilmiyorum. 5 tane attı. Bu maçta da gollü bir maç geçebilir. 2.5 üstü sizlere 1.41 gibi orandan öneriyorum dostlar. Diğer mücadelem Steel'e Newcastle mücadelesi sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama ben burada Newcastle'ın atacak bir gole gittim. KG var zaten olabilir ama ben burada tek golü bekleyeceğim. Newcastle tarafında maçın indeks beklentisi de 1-1'lik bir, bir, skor. Ben burada Newcastle'ın sadece bir golünü aldım. 1.33 orandan çıktım. Bu kadar. Toulouse'la Paris mücadelesi bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Dostlar Paris tarafında Mbappe geri döndü. Kadroya alındı. Bu maçta muhtemelen oynar. Deplasman'ın atacağı 2 gole burada. 1.41 gibi oran vermişler. Toulouse bu arada iyi başladı. Paris kötü başladı. Ama Mbappe'nin gelmesi her şeyi değiştirdi bence. Bir oyuncu bu oyuna ne kadar etkiliyse Mbappe de o kadar etkili. Deplasman 1.5 üstü olarak değerlendirdim. Dostlarım 9 tane mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlardan. Her şekilde değerlendirileceklere bol şanslar. Cumartesi için herkese bol şanslar. Kupon oluşturmadım burada. Çok güzel maçlar var. Hepsini alsanız ikili yapsanız çoğunun gelmesini de bekliyorum. Herkese değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.